Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Öncelikle tesisimize geldiğiniz için, ziyarette bulunduğunuz için teşekkür ederim. Ben de sizlere bu yoğun çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi işletmenizle ilgili tabii ki tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Sayın Levent Kartop. Biliyorum spora aslında çocuk yaşlardan beri varsınız, evet. İçindesiniz. Bir şekilde birçok Süper Lig takımlarında, kulüplerinde yer aldınız. Ve özellikle tesisimizin açılışına kadar olan dönemle ilgili kendinizi kısaca tanıtabilirseniz sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize bundan son derece mutlu olacağımızı söyleyebilirim. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Tabii. 1979 Denizli doğumluyum. Futbola Denizli'de başladım. Deniz Spor'un altyapısında başladım. Ve uzun yıllarda Deniz Spor'a da Süper Lig'de de hizmet verdim. Hı hı. Ondan sonra sırasıyla Ankara Gücü, Konya Spor, Antalya Spor, Kocaeli Spor, Adana Demirspor gibi kulüplerde futbol hayatımı sürdürdüm. Hı hı. Ve futbol hayatımı noktaladıktan sonra da belli bir dönem antrenörlük yaptım. Yapmaktayım da halen daha yapıyorum da. Hı hı. Yani ondan sonra Antalya'ya taşınma ve yerleşme kararını aldıktan sonra da Antalya Spor'a da oynadığım dönemlerde Antalya'yı çok sevdiğim için de güzel bir şehir, sevdiğim bir şehir. Evet. Onun için de burada böyle bir güzel bir tesis açma gibi düşüncemiz oldu. Buraya da Antalya'ya da güzel bir tesis kazandırdığımızı düşünüyoruz. İyi ki de böyle bir düşünceye girdiniz. Evet. Son derece başarılı bir işletmeciliği burada devam ettiriyorsunuz. Evet. Sizinle yaptığımız özel sohbet esnasında da size söylediğim gibi spor içinden gelen bir insan olarak, evet, yatırımlarınızı tabii ki spora yapmalıydınız. Tabii. Ve siz özellikle bu bölgeye bu tesisi yaparak sadece gençlerimizin burada spor yapabilecekleri, futbol oynayabilecekleri bir alanı değil, aynı zamanda çocuklarımıza da bu alanda kullanma izni veren, müsaadesi veren bir işletmecilik yapıyorsunuz. Tabii, bu detayları alacağım sizden. Evet, gündüzleri halka açık yapıyoruz yani çocuklara da. Harika. Şimdi içinde bulunduğumuz tesisi 2018 yılında kurdunuz. Evet. Toplam alanımız nedir efendim? Kaç metrekare? 2500 metrekarelik bir, evet, alan içerisinde hizmet veriyorsunuz ve spor sahamızın iki halı sahamız var. Evet. Bu iki halı saha üzerinden hizmet veriyoruz. Gelen çocuklarımız özellikle gün içerisinde sizden bu hizmeti ücretsiz aldıklarını, tabii, söylüyorsunuz. Ben özellikle de çocuklara özel hizmet de veriyorum. Hı. Şunu söyleyeyim, bazen özel antrenman yapmak isteyen çocuklarımıza da ben de kendi şahsım olarak da destek veriyorum. Hafta sonları da Altın Ordu Futbol Kulübü burada bizim tesislerimizde, hı hı, çalışmalarını sürdürüyor. Gündüzleri de halka açık tutuyorum. Halka, burada çocuklar da, mahalledeki çocuklar da yararlanıyor. Şimdi bizler de oralardan geldiğimiz için, onların nabzını bildiğim için de çocuklarımız toprak sahalarda oynayacağına, yani kenar mahallelerde oynayacağına böyle güzel bir tesis oynasınlar. Onlardan da gündüzleri kesinlikle ücret alıyoruz. En azından çocuklarımızın aileleri için de son derece başarılı bir işletmecilik, evet, bu. Tekrar sizlere teşekkür ediyoruz.